Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere iPhone 7 Plus'ın ekranını sökeceğiz ve bu ekran sökümünde arkadaşlar nelere dikkat edeceksiniz onlardan bahsedeceğiz. Hemen şöyle kılıfımızı çıkartalım arkadaşlar, iPhone'umuzu da hemen kapatalım. Ve yapmanız gerekenleri söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar normalde iPhone 7 ve 7 Plus'larda biliyorsunuz suya ve toza birazcık dayanıklı olduğu için ekranın alt tarafında yapışkan kısmı var arkadaşlar. Bu yapışkan kısmını kaldırabilmeniz için sıcak hava uygulamanız gerekiyor. Ve ekranı daha kolay kalkmasını sağlamanız için arkadaşlar. Ben bunu yapmayacağım. Çünkü iPhone'umuzun biz pilini değiştirmiştik. Bu yüzden dolayı iPhone'umuzu açtığımız için ikinci sefer daha kolay açılacaktır. Ama hiç açmayan arkadaşlar biraz daha zorlanacaktır iPhone'un ilk ekran açılışında. Onun için sıcak hava uygulayın. Bunu da saç kurutma makinesiyle gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar iPhone'u değiştirirken bulunması gereken malzemelerden bahsedeyim. Bir tane vakum lazım ekranı yapıştırmanız için. Ekranı kaldırmak için gene yardımcı aparatımız gerekiyor. Gene bu şekilde de bir şey olabilir. iPhone'un kendi torna vidası gerekiyor arkadaşlar. Vidasını açabilmeniz için. Yine küçük vidaları sökebilmeniz için de böyle bu şekilde yıldız bir küçük tornavida gerekiyor arkadaşlar. Ben özellikle ekstra bir mıknatıs yapıştırdım ki vidaları tutsun diye. Şimdi gelin iPhone'umuzu sökelim. iPhone'umuzu kapattıktan sonra arkadaşlar alt tarafta iki bulunan vidayı sökmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu vidaya dikkat edin. Bu vidalar biraz zor bulunuyor. Biliyorsunuz spesiyel vidalar. Arkadaşlar iki vida söküldükten sonra siz tabii ki de sıcak havayı uygulamayı unutmayın arkadaşlar. Benim için gerek yok. Vakumunuzu yapıştıracaksınız ekranınıza arkadaşlar iyi bir şekilde. Ve sıcak havayı uyguladıktan sonra havaya doğru çekeceksiniz. Ekran kendisini yukarıya doğru bırakıyor arkadaşlar. Ve şu arkadaş ile ekranla kasa arasına gireceksiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve hafif sağ sol hareketleriyle ekranı hafifçe tırnaklarından kurtaracaksınız arkadaşlar. Ve ekran kendisini bırakıyor. Arkadaşlar ekranı hafifçe çok fazla yukarı kaldırmayın. Çünkü bağlantı noktaları var anakarta. Bağlantının noktalarını kopartabilirsiniz. Hafifçe kaldırdıktan sonra ekranı hafif bir şekilde geriye çekiyorsunuz. Çok fazla değil arkadaşlar. Çünkü ön tırnakları kasanın içine giriyor. Ve yukarı kaldırıyorsunuz. Arkadaşlar şu anda ekranı söktük. Şu anda ana ekranı çıkartacağız. Ve bunun için de gene yıldız tornavidamız gerekiyor arkadaşlar. Buradaki koruyucuyu ve buradaki koruyucuyu sökmeniz gerekiyor. Hemen onu da sökelim. Mıknatıslı olduğu için vida otomatikmen tornavidama yapışıyor arkadaşlar. Böyle bir şey kullanmanızda fayda var. Ve vidaları ayrı koyun arkadaşlar. Çünkü karıştırabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Pili biz değiştirmiştik. Normalde orijinal pili 2900 mAh. Şu anda bu iPhone üzerinde bulunan 3360 mAh bir bataryaya sahip pil var arkadaşlar. Bu da bizim kullanımımızın süresini arttırdı iPhone'umuzda. Gerçekten değişik bir süre artışı oldu.
Zaten kanalımızda da pil değişimiyle ilgili videoya ulaşabileceksiniz. Oradan da pil değişimini görebilirsiniz. Ve pilden memnunum arkadaşlar şu anda. Gerçekten uzun süre kullanabiliyorsunuz iPhone'unuzu. Arkadaşlar ekranı söktükten sonra ilk önce pili çıkartmanız gerekiyor güvenlik açısından. Şuradaki arkadaş pili tutuyor arkadaşlar. Ana ekran bağlantısını söküyorum. Touch ID bağlantısını söküyorum. Şu anda pil ana ekrandan çıktığı için kısa devre olayı kalktı arkadaşlar. Şimdi gelelim ön kamera sistemini sökmeye, ünitesini sökmeye arkadaşlar. Sökerken dikkat edin arkadaşlar. Tırnakları kırdırmamaya çalışın. Yani sırrı sakin olmak, yavaş yavaş sökmek arkadaşlar. Ve mıknatısım sayesinde direktmen tutuyorum arkadaşlar. Burada da gene ana kamera bağlantısı ve ön sensörler mevcut. Bunu da hemen anakarttan ayırıyorum ve kasamla ekranı ayırmış oluyorum arkadaşlar. Hemen size açıklama yapayım arkadaşlar. Şu arkadaş buradaki ön kamera ve ön sensörleri bağlantı kablosu. Şu arkadaş ana ekran bağlantısı arkadaşlar. Bu arkadaş da Touch ID'mizin yani şu ana ekran düğmesinin bağlantı yeri arkadaşlar. Ekran değişiminde de bu işlemi gerçekleştireceksiniz. Pil değişiminde de bu işlemi gerçekleştireceksiniz. Herhangi bir cihazınızın herhangi bir parçasını değiştirmek istediğinizde de bu işlemi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde adım adım sökeceksiniz. Ana ekran değişiminde arkadaşlar yapmanız gereken iki özel şey var. Buradaki gene hoparlör kısmını sökmeniz. Burada da görüyorsunuz 3 vida tutuyor. Hoparlör kısmını ve ön kamerayı söküyorsunuz. Yine alt tarafta Touch ID'yi tutan vidaları söküyorsunuz. Ve şurada kenarlarda bulunan vidaları sökerek de Dri Touch ekranını çıkartıyorsunuz. Dri Touch arkadaşlar bozulduğunda da gene bu şekilde söküp takacaksınız. Şimdi ben geri iPhone'umu toplayacağım. Çünkü bu iPhone kırık değildi. Sizin için söktük. Tekrardan cihazımızı toparlayacağız. Arkadaşlar şimdi hemen tekrardan başlayalım toparlamaza. Pili en son takacağız. Gene ana ekranı bağlayacağız. Kamera bağlantımızı yaptık. Touch ID'mizi bağladık. Ana ekranımızı bağladık. Şimdi pili takacağım arkadaşlar ve cihazımızı bir test edeceğiz. Artık bunu sökelim. Kesinlikle ve kesinlikle tüm bağlantıları yapmadan önce cihazınızı test edin arkadaşlar. Hepsinin çalışıp çalışmadığından emin olun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çalışıyor. Ana ekrana bakalım. Store'a. Çalışıyor. Şimdi kameraya bakalım arkadaşlar. Çalışıyor ve cihazımızı kapatıyoruz arkadaşlar.
ve arkadaşlar cihazımızı geri toplayacağız. İlk önce yine bir tane cımbız yardımıyla ön kamera kısmını takacağım. Arkadaşlar eğer mıknatıslı tornavida kullanmazsanız vida cihazınızın içine düşebilir. Geri oradan çıkartmak için bayağı uğraşabilirsiniz. O yüzden dolayı mıknatıslı tornavida kullanmanızda fayda var. Yani mıknatıslı tornavidanız yoksa küçük bir mıknatısı tornavidanıza yapıştırıp mıknatıslı tornavidaya çevirebilirsiniz benim gibi. Ya da mıknatıslı tornavida var, gücü yetersizse gene arttırmak için küçük bir mıknatıs parçası ile bu tornavidanızın da mıknatısını güçlendirebilirsiniz. Bu kısmı taktık arkadaşlar. Şimdi ikinci parçamızı takacağız. Şimdi bu kapağımızın da vidalarını taktığımızda hazır olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapaklarımızı taktık. Vidalarımızı sıktık. Şimdi oturtma zamanı. Arkadaşlar gene takarken de ön ana ekranı birazcık şuradaki ön tırnakları kasanın içine yerleştireceksiniz. Ve bu şekilde oturacaksınız arkadaşlar. Evet. Bundan sonra da arkadaşlar geriye kalan işlemimiz, hemen mıknatısımı şu tornavidama takayım. Şu iki arkadaşı da kendi vidasında. Bu arada da telefonumuz açılsın. Hemen şuradan. dakikada arkadaşlar iPhone'umuzu söktük ve geri taktık. Tabii siz bu kadar acele etmeyin arkadaşlar. Çünkü yeni açılan iPhone biraz daha zorlayacaktır. O yüzden dolayı yavaş yavaş, sakin sakin sökün. Önemli olan cihazınızı zarar vermeden tekrardan yapmak, toparlamak. Buna dikkat edin. 3 ana bağlantı noktasını unutmayın sökerken arkadaşlar. Çok fazla kaldırdığınızda kopartabilirsiniz. O yüzden dolayı nazik şekilde sökmeye çalışın. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.